Ey yavrum ey be, pencüse, severler güzeli gencüse. Okullar tatil abiciğim. Al bakalım bunu. Bana bak. Anneme bir şeyler normalmiş gibi görünsün diye şurada oturdum tavla oynuyormuş gibi yapıyorum, benim canımı sıkma. Ne uzun cümle abi öyle ya? Kafan mı karışık senin bugün biraz? Kovdum seni. Beni kovdun. Bak güldürme, canım acıyor. Ciddiyim. Memnun değilim performansından. Ne diyorsun abi sen? Seninle hiç konuşmayı sevmiyorum güçlü. Daha fazla zorlama beni. Ciddiyim. Git başka iş yap. Sen kesin vuruldum diye vicdan yaptın. Alakası yok. O zaman bu işten uzak durayım istiyorsun. Ben diyeceğimi dedim. De abi. En kötü maaşımı vermezsin. Gönüllü olarak yaptıktan sonra kim engel olacak ki bana? Uzak duracaksın. Duramam. Duracaksın. Nasıl engel olacaksın bana? Gerekirse döverek. Son bir ay içinde bir dayak yemediğim sen vardın, sen de vur tam olsun abi. Sana bir iş kuracağız. Bundan sonra kendi işini yapacaksın. Çok pardon, hangi işi uygun gördün acaba bana? İstiyorsan bijitörü açalım abi şurada, her şeyden uzak olur. Sinirime çok dokunuyorsun, düşün taşın. Bir hafta içinde galeri mi açacaksın, ne yapacaksın, bana haber ver. Anne ya! Gelirken bir kahve fincanı getirseydin keşke. Ne oldu? Yine mi zar tutuyor? Ne yapacak başka? Ya güçlü. Bilek bu, bilek. Bilekmiş. Çekemiyor bu. Geçmiş olsun. Aa, hoş geldin. Dur oğlum, dur, dur. Hoş bulduk. İyileşmişsin galiba. Yok ya, nerede vallahi. Derin derin sızlıyor, çok kötü. Hakkından gelecek olan geldi. 3 gündür onca işin gücün arasında sünnet çocuğu gibi bunu eğiliyoruz. Ne? Merhaba. Merhaba. Ben Naz. Burcu. Ha? Uğruna kurşunların önüne atladı sizsiniz yani. Naz. O pek öyle olmadı ama neyse. Hayırdır komiser? Allah Allah ya. Vurulmadın mı o kadar? Komiserim benim ziyaretime gelmiş. Sen ne kadar nazlıymışsın ya. Ben en son vurulduğumda ertesi gün işe gitmiştim. Aferin sana. Sakın yüz verme. Şımarıyor. Seni almaya geldim. Öyle teşekkür bağımındaysa hiç zahmet etmeseydin. Köfteciye mi? Emniyete. Raporum bitti. Görevli geldi. Yapma ya. Bir şey mi var? Adam yakalandı. Teşhis için emniyete gelmen gerekiyor. Kimmiş? Yavaş oğlum. Ne demek kimmiş? Kağıtçı işte. Güçlü adamın profesyonel olduğunu düşünüyorum. Lan! Ya bu avukat Beliz açmıyor benim telefonlarımı. Yok dedirtiyor. O ilgilenmeyecekse başka bir avukat bulalım sana. Rapor almış. Davalarına da çıkmıyormuş. Ya sen niye şimdi durup dururken iş çıkardın başımıza? Temizlik gerekiyordu. Ha bir şey olduğundan değil yani. 3 gündür bir rahatız da çok şükür. Aman aman. Tahtaya vur vallahi. Olaysız günler yaşıyoruz. Baban nasıl? Çok azimli. Doktoru yakında konuşacak diyor. Ay hadi inşallah. İnşallah. Maaşlarımız da yatıyormuş bugün. Ay şu Gülümser Hanım çok hakikatli kadın ya valla. İlaç gibi gelecek şimdi onlar bana. Ne yapacaksın ilk maaşınla? Valla öncelikle tüp alacağım. Sonra bir de bizim çatı akıyordu ya, ben onu yaptıracağım birilerine. Sen ne yapacaksın? Annemin kolyesini alacağım rehinden. Ay inşallah satılmamıştır. Yok. Yok satılmamıştır. Öyle bir şey olsaydı Burcu'ya haber verirlerdi. Hem zaten o da konuştu ya. Konuşmasaydı çoktan satılırdı ama. Onu da bir arayıp haber veririm. Teşekkür ederim. Hayri. Hayri. Hayırsız Hayri. Bak ben arazinin tamamı diyorum. Yok sen bilmem kaç dönümünü bilmem kime. Hepsini diyorum. Hallet, hallet. Hayırdır? Eve gelmedin, şirkete mi geldin? Özel konuşmak istedim.
Ne oldu? Savaş arıza mı verdi? Yok. İşinize karışmak istemem ama ben savcıyı buraya almayın diye geldim. Bilmediğim bir şey mi var? Hala rahatsız mı ediyor? Güvenmeyin o adama. Ben çalışanlarımın %99'una güvenmem. Adamına güvenmeyeceksin zaten. Kendine güveneceksin. Sen o gece, o savaşla tartıştığınız gece bana bir şey söyleyecektin sanki. Savaşla aranız nasıl? Hayrola ya. Bunu benim sormam lazım. Sen bir şey mi duydun? Bir şey mi biliyorsun kızım? Bir durum mu var? Yok, hayır. Şirkete gelmiyor, bırakacağım demişti ya. Merak ettim o yüzden. Savaş şirkette kalmayı kabul etti. İşleri düzeltmeye çalışıyor. Takip ediyor. O adamın ikinize de bu kadar yakın olması beni korkutuyor. Eline geçirdiği her sırrımızı bize karşı kullandı. Bu mu? Bak, sen eğer karın ağrını bana söylemezsen ben senin derdine çare bulamam ki. Turan Ersoy'un başına gelenler sizin de başınıza gelecek diye korkuyorum. Size de iftira atacak diye. Bir şey mi duydun kızım? Bak, adamı deli etme. Söyle bir şey biliyorsan. O adamın hırsı doymayacak. Verdikçe daha fazlasını isteyecek bir vampir. Onu ailenizden uzak tutun. Sırlarınızdan da. Hepimiz için. Ne kadar haklıyım arkadaş ya. Yani bu şirkete kadın almamakla ne kadar haklıyım ya. Şimdi erkek olsa sok koynuna birini, neyi var neyi yok bütün sırrını, karın ağrısını öğren. Tövbe estağfurullah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.